kaçtıkça kaçan ateş böceğim misin? Sayın Hakim, müvekkilimin çocuğuyla babası arasındaki ilişkiye dair raporumuz. O yüzden biz çocuğun da müvekkilimde kalmasını istiyoruz. Rapor burada. Dava esnasında dinlettiğimiz tanık ifadeleri ve sunduğumuz belgeler birlikte incelendiğinde iddiaların tamamının ispat edilecektir. Hallere bak. Bir karizmalar, havalar. Neyin havası bu? Koltuk kolçağısın sen. Üf, cübbe de çok yakışmış kahretsin ya. Görmeseydim keşke. Film yıldızı fotokopi çekiyormuş gibi oldu Hakan. Şirin ya. Ben kaza geçiren küçük bir kızı arıyorum ama bulamıyorum. Bana yardımcı olur musun bulmamda? Tabii, adı ne? İşte onu bilmiyorum. Tek bildiğim kazadan sonra tekrar yürüyemedi. Tekrar yürüyebilmek için Türkiye'nin en iyi fizik tedavi merkezine gidiyormuş. Oranın başhekim Barış Bey'in çok yakın arkadaşı, ona sorsana. Hadi ya. Ama Barış abime soramam ki. Kimmiş ki bu arkadaş? Fatih Cebeci. Sen tanıyor musun onu? Tanıyorum tabii ya. Ben ona sorayım o zaman. Çok sağ ol. Ay, rica ederim. Ne demek, ne yaptım? Bu hukuki dinlenilme hakkımızın ihlalidir. Sizden söz talep ediyorum. Yazılı beyanda bulunun. Sayın Hakim, karşı tarafın sözüne cevap vermemi engelliyorsunuz. Bu hukuki olarak dinlenilme hakkımızın ihlalidir. Söz talep ediyorum. Sizin söz talep etmeye hiçbir hakkınız yok Sayın Avukat. Hakim Bey, itiraz ediyorum. Asıl benim itirazım var Hakim Bey. Neye itirazın var? Aşkım, böylesine itirazım var. Davalı avukatının bir öyle bir böyle savunma yaparak davacı tarafın dengesini bozması sebebiyle mahkum edilmesini talep ediyorum. Sayın Hakim, tamam, ben kendisinin dengesini bozmuş olabilirim. Ama ben ona git dedim, gitmedi. Acayip itiraz ediyorum. Bana git derken bir yandan da sıkı sıkı sarılıyordu. Böyle git demek kafa karıştırmaktan başka hiçbir sonuç doğurmaz. Hakim Bey amca. Hakim Bey, olaylar sırasında ben açıkça kendisinin pişman olacağını söylemiştim. Evet. Yanımda yatarken ve elimi sıkı sıkı tutarken. Vurdu bana. O da Emrah'a yumruk attı. Davacıyla sevgili olmayışım onu kıskanmadığım anlamına gelmez. Ne anlama geliyor avukat bey? Hah, bravo. Ne anlama geldiğini söylemeden çıkmasın buradan Hakim Bey. Sayın Hakim, asıl soru şu. Davacı tarafın okula gitmemekteki inadı. Hukuk kazandı, gitmiyor. Sen avukat değil misin yani? Şoförüm. Ama konumuz bu değil Sayın Hakim. Sayın Avukat yine olayları çarpıtarak gerçekleri söylemekten kaçıyor. Davacı tarafta hayallerinin peşinden gitmekten kaçıyor Hakim Bey. Ben en azından senden kaçmıyorum. Sen benimle olmaktan kaçıyorsun. Ben seninle olmaktan değil, sana zarar vermekten kaçıyorum. Çünkü bu imkansız bir aşk. Ama bana böyle daha çok zarar veriyorsun. Ne istiyorsun, ne yapayım? Sev beni. Kimseyi dinlemeden, aileni bile. Ben zaten seviyorum seni. Bu nasıl sevmek Hakim Bey? Öldüm ben. Gelin bakayım ikiniz de buraya. Gelin. Davacı haklı. Kararımı açıklıyorum. Tarafların öpüşüp barışmasına karar verildi. Ne? Evet. Öpüşüp barışın, hadi bakalım. Kabul etmiyorum. Beyefendiyle sevgili olmadan öpüşmem. Cezanı çekeceksin avukat hanım. Sessizlik. Ve dava dilekçemizdeki diğer taleplerimizin de kabul edilmesini talep ederim. Gereği düşünüldü. Davacı tarafın isteğinin kabulüne ve tarafların boşanmasına karar verildi. Vekaletleri getirdim avukat bey.
Benim şimdi başka bir duruşmaya gitmem lazım Aslı. Sen hemen bunun harcını yatır. Tarş mı? Ama benim taksim bekliyor. Ya biliyorum ben de seni işinden etmek istemem ama... Görüyorsun işte. Of ne yapsak ya? Bir de Veli'den önce davranmamız lazım. Ey Allah. Ya ne yapacağız yani sonuçta bizim davamızı yapacağız. Taksi bir yere kaçmıyor ya. Tamam o zaman siz söyleyin bana ne yapılması gerekiyorsa tamam. Alt katta vezneye yeniyorsun. Dava dosyasını gösterip harcını yatırıyorsun. Ondan sonra beni bul. 3 numaralı duruşma salonunda olacağım. Tamam. Anlaştık. Pardon harçları buradan mı yatırıyoruz? Evet efendim. Pardon, bir saniye. Teyzeciğim, sen gelsene benimle. Pardon. Sıra teyzenin de. Önce onun işini hallet. Davaya yetiş. Ay, işimiz gücümüz var bizim ama ya. Bir de konuşuyor musunuz? Kadıncağızı ite ite arkaya attınız. Ayıptır yahu. Avukatı mısın sen onun? Sana ne? Avukatıyım, ne olacak? Madem avukatısın, o zaman eksik evraklarını tamamla. Sabahtan beri burada o. Siz de yardım edeceğinize arkaya attınız teyzeye, öyle mi? Bu mu sizin adalet hizmet anlayışınız ya? Gel teyzeciğim sen. Eksik evrakların neymiş bakalım. Heh. Evet teyzeciğim, ver bakalım hangi evraklar eksikmiş. Önce tevzi bürosuna gidecek. Dilekçe yazmadan harcını yatıramaz. Dilekçe mi yazayım yani? Yazarsın. Öğrendin sen bu işleri. 3 numaralı duruşma salonu. Unutma. Ay Allah senden razı olsun avukat kızım benim. Sabahtan beri buraları dolandım durdum. Yaz şimdi. Küçük bir evim var benim. Sen bütün gün burada böyle bekçilik mi yapacaksın şimdi? Bu kokteyl şemsiyesi kesin bir tatsızlık çıkaracak mahallede. Biz hazır olalım da gafil avlanmayalım sonra. Yani iyi dedin, hoş dedin de. De ne? Abin mi yine Gül? Ay sen de kızacak mısın yine? Hay ben anlamıyorum ki neye alınıyorsun, neye kırılıyorsun? Anlattım ben sana durumu. Anlat bakalım Emrah. Çözüm buldum de. Bu adamlardan bir halt olmaz de bana. Maalesef Feri Bey. Barış Buka çok ünlü bir avukatmış. A+ davalara bakıyor. Deme ya. Aldık mı başımıza bela ediyorsun? Aslında böyle küçük işlerle çok uğraşacak bir adam değil ama. Ya onun sebebi belli işte. Demirli hediye takmış o kafayı. Kızın gözüne girmek için yapıyor bunları. Kız neciymiş peki? Haydi. Kız bunun şoförü müymüş? Sevgili miymiş bile bunlar? Biz nasıl tiplere çattık Emrah? Bu nedir böyle? Ben aralarında bir şey olduğunu düşünmüyorum Veli Bey. Zaten Aslı'nın adamdan pek taz etmediği belliydi. Bence avukat takık ona. Öf. Şimdi kıza yaranmak için bizimle uğraşacak desene. Bu arada Aslı'nın ailesi aldığımız kafenin de kiracısı çıktı. Şimdi avukat tapuları geri almak için elinden geleni yapacaktır. Baltayı yanlış kayaya vurdun Barış Buka. Ancak bunu alırsın sen. Bana bak Emrah. Mahalleyi serserilere boğacaksın. Huzur nizam bırakmayacaklar. Kafeye de iş yaptırtma. Tamam mı? Görsünler bakalım veriyle uğraşmak neymiş. Siz hiç merak etmeyin Veli Bey. Hallettim bile. Çocuklar ortamı yavaş yavaş germeye başladılar sınırları aşmadan. Aferin.
Şimdi sen düşün avukat bey. Gül. Bu böyle gizli saklı bak benim içim şişiyor ya. Hazır ortalıkta sakinken ben kafeye abinle konuşmaya gideceğim, tamam mı? Peki. Sen bilirsin. Ama uçaklardan ben sorumlu değilim. Tamam, ne olacak ki yani? Aman da Gül, buraya gel, burada buluşalım. Bugün de buraya mı gitsek? Hadi şuraya mı çıksak falan. Bundan sonra bak bunlar yok, bunları unut. Anladın mı? O ilk buluşmalarımız tatlı tatlı, onlar yalan oldu yani. Artık buralara da nasıl gelirsin bilemeyeceğim. Bir şey değil mi? Bence sen çok abartıyorsun ha. Ben abinin sevdiği kızla beraber gördüm. Gayet halden anlayan bir tip o. Ya Metin abi bırak gözünü seveyim, alayım şunları façasını aşağıya. Ne demek lan kafaya gelip huzur kaçırmak? Bana bak! Oğlum bir sakin ol, bir sakin. Adamların istediği bu zaten. Beyler, bey amca korktu galiba. Ya çay nerede, çay? Ne diyorsun oğlum sen, korktu mu diyorsun? De bakayım bir daha, de. Ayol sen dur bari Metin. Oğlum tabii. Gördük genç, çevik adamları. Korkacak ne bilen? İhtiyara bak. Allah aşkına alayım şunu paçasını aşağı ya bu. Şşt, dur! Boşuna bak. Oğlum annem beni bırakmıyor ki ben seni bırakayım. Dur. Bir dur anne ya. Koca koca adamlar annesinin arkasına saklanıyor ya. Ya ne diyor? Bırakın. Ne lan beni. Bırakın Arzu. Dur şunları. Bana bakın. Evine çevire döverim sizi ha. Siz anne dayağı yememişsiniz daha. Hadi. Yenge ne yapıyorsun? Onunla mı korkutacaksın bizi? Allah'ım. Hadi terbiyesizler sizi. Defolun. Defolun buradan, defolun. Sen çok bağırıyorsun lan. Sen bana geber. Defolun. 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 Gidin ya. Tamam. Dur kızım sen. Hadi oğlum. Hadi çık dışarı. Bak iki tane adamı zor tutuyorlar. Burada elimizde kalacaksınız şimdi. Hadi. Tamam beyler, tamam. Tamam sakin olun. Ama ben burayı çok sevdim. Yine geleceğim. Hadi eyvallah. Bak aslan parçası. Sen bu mahalleden... Şimdi lan elini. Voltanı al bu mahalleden, uza. O Veli Bey'e de selam söyle. Teo de o bilir, tamam koçum? Hadi. Söylerim. Hadi hanım. Bak hala bak. Bak hocam elimin tersiyle. Allah Allah. Sakin, sakin. Ne bu ya? Tamam Metin abi, sen hadi al çiçeği içeri girin abi. Sakinleyin bir. Sakin. Hadi yürü gidelim. Tansiyonum fırladı benim, hadi. Hadi. Ne gerek vardı kardeşim, biz hallediyorduk ya. Zahmet oluyor da sana yani, böyle iyi olmuyor yani birader. Yok Barbaros, ne zahmeti ya. Biz de bu mahallenin insanı sayılırız artık, sıkıntı yok. Sebep? Ya Barbaros çok ayıp, böyle bir şey denilir mi? Ne sayıp yavrucuğum ya? Allah Allah, zahmet oluyor diyoruz, iyi olmuyor diyoruz. Boşuna uğraşmasın diyoruz. Daha ne diyeyim? Ha? Diğer avukatımızı bekliyoruz hakim hanım. Kendisi ek bilir kişi raporu getirecek. Cumhuriyet Savcısından talebe ilişkin diyecekleri soruldu. Davaya etki edebilecek bir delil olduğundan raporun getirilmesinin beklenilmesi. Ne oldu teyzenin işi? Hallettim. Harcını yatırdım. Genç bir avukat atadım. O halledecek. Atadın? Kendi davanı ne yaptın peki? Harcını yatırdın mı? Affedersiniz hakim hanım. Müvekkillerimi ithal ettiğim anların faturalı ve orijinal olduğuna dair bilirkişi raporu. Ek bilirkişi raporu alındı. Okunup dosyasına konuldu. Sanık müdafilerinden soruldu. Müvekkilimizin yaptığı ithalat tamamen hukuka uygundur hakim hanım. Yapılan ihbar asılsız ve tamamen müvekkilimizin itibarını zedelemeye yöneliktir. Yüce Mahkemeden müvekkilimizin beraatini talep ediyoruz. Gereği düşünüldü. Dosya kapsamına giren ek bilirkişi raporunun incelenip dava hakkında karar verilmek üzere duruşmanın 15 Kasım 2017 tarihine bırakılmasına karar verildi.
incelemeyi aldık. Gerisi kolay. Kasım'a kadar da tanığı getiririz zaten. Asıl iftiraya atanı bulmak lazım. Barış Bey! Ben size şunları vereyim de. Avukat Bey, bir bakar mısınız? Pardon. Hayırdır? Şoförlük kesmedi. Dava takip etmeye mi başladın? Kendi davamı takip ediyorum. Kendi davanı? Hmm. Avukat olduğunu bilmiyordum. Değilim zaten. Barış'ın seni yanında neden tuttuğunu yakında öğreneceğim. Çok az kaldı. Kimsenin kimseyi yanında tuttuğu yok. Kafanız karışmışsınız. Bak tatlım, artık aptal numarası yapmayı kes. Bir numara var sizin aranızda. Bulacağım yakında. O zaman size kolay gelsin. Bunları da Barış Bey'e verin. Aslı nerede? Ne bileyim ben. Gitti, arabanda bekliyordur. Bunları da sana vermemi söyledi. Davasını takip ediyormuşsun. Bak, kız güya şoför olacak. Ya araba dışında her yerden çıkıyor. İşten çıktım, kurtulamadım kadından ya. Yine soktu yinesini. Aslı, nereye gidiyorsun? Taksiye dönüyorum. Gitmeyeyim mi? Hala mı gitmeyeyim? Gitme tabii. Dava açmak da bitmiyor ki. Daha bir sürü işimiz var. Tanık bulacağız, delil toplayacağız. Anlaşıldı. Bugün beni taksi yalan oldu. Anlayayım ben bunu, değil mi? Biliyorsun ben de... Tamam, tamam. Biliyorum. İşimden kalmamı istemiyorsunuz ama buna mecbursunuz. Anladık bunu. İyi, tamam. Sen o zaman şimdi yukarı avukat odasına çık. Orada bekle beni. Benim küçük bir işim var. Sonra halledip geleceğim. Birlikte geçeriz. Nereye geçeriz? Eve. En rahat orada çalışırız. Bunlar da sende kalsın. Eve mi? Ulan biz yine baş başa kalacağız. Havuza girmesin. Efendim Ceyda Hanım. Ah İlaydacığım, nasılsın? Neredesin? İyi, duruşmalar falan koşturuyoruz. Akşam müsaitsen bana uğrayabilir misin diyecektim. Seninle bir şey konuşacağım. Ha, olur. Neyle ilgili? Hakan. Hakan mı? Ne dedi ki? Bir şey mi dedi size? Ya, ne olmuş? Sen gel konuşuruz. Ha, tamam. Görüşürüz akşam. Güle güle. Ah, bir şey mi dedi bu ya? Eğer söylediyse yandık. Bittim ben, rezillik. İyiyim, iyiyim Fatih abi. Bir şey soracağım. Sizin merkeze gelen kıvırcık saçlı küçük bir kız var mı? Bir sürü var Hakan. Adını söyle kızım. Ya bu kız tekerlekli sandalyede kaza geçirmiş. Ama yürüyecekmiş. Ha, Barış'ın yolladığı kızı diyorsun sen. Çiçek eğilmez. Çiçek eğilmez. Peki ne zaman gelecek bu çiçek eğilmez bir daha? Bakalım. Yarın değil öbür gün. Saat 2'de geliyor. Sağ ol Fatih abi. Ama aradığımı kimseye söylemeni istemiyorum. Aramızda kalsın. Küçük bir sürpriz yapacağım da ona. Tamam Hakan. Hadi selam söyle. Tamam. Çiçek eğilmez. Umarım dinlediğinde beni anlarsın. Biz şimdi Veli'nin kirli çamaşırlarını eşeliyoruz. Bir şeyler bulup çıkaracağız, kıstıracağız adamı ama... ...o da bu süre içinde kendi yoluyla uğraşacak buraya iş. Uğraşsın. Bize bir şey yapamaz o. Tabii canım. Babaannem onları döver. Hiç. Hem biz de akşamları boş bırakmayız. Göz kulak oluruz mahalleye. Hiç. Delikanlı adamlarız. Bozarız icabında faşalarını şak diye yani. O yüzden sen işinden olma diyorum Teo Bey. Dön yani sen. Bu abi Teo abiye sinirli oldu galiba. Hı. Gül abla da onu seviyor galiba. İşimiz var desene. Yedek cübbe arıyorsan orada meslektaşım. Aa yoksa... Sağ ol.
Giy hadi Aslı. Dene bir. Davamızın kabulü ile tarafların boşanmalarının kabulü için karar verilmesini talep ediyorum. Talebiniz reddedilmiştir sayın avukat. Bırakın büyük geldi zaten. 2 dakika ara ver. Sonra direnirsin yine. Direndiğim falan yok. Öyle oyalanıyordum ben. Biraz daha oyalan. Avukatlığa özendirmeye çalışan eski patronumu görüyorum. Ben de kendini kandırmaya çalışan yetenekli bir kız görüyorum. Tamam hadi ne yapacaksak yapalım da işimizin başına dönelim. Yarına sarkmasın bir de. Ben bu çene ve bu inatla yapılacak bir iş biliyorum ama. Evet, taksi şoförlüğü. Çene ve inat acayip gerekli yani. Taksiye binen müşteriye mesela konuşmak zorundasın, sohbet etmek zorundasın. Çene lazım ona. Ve sonra trafikte sinirlenmeyeceksin, inat lazım falan. Nereye gidiyorsun? Bende araba var. Bende de var. Teo'ya taktı ya. Ne yapacağım ben? Aranızda bir şey olduğunu biliyor mu ki? Yok bilmiyor. Ama bence hissetti. Baksana buna rağmen çocuğa nasıl davranıyor. Bir de bilse kim bilir neler yapacak. Tamam canım merak etme hallederiz bir şekilde. Şu işler bir kapansın. Ben yavaş yavaş alıştırırım onu. Alışır değil mi? Ve alışmayıp da ne yapacak? Bak o Teo'yu daha tanımıyor ya. Ondan. Kendince. Küçük kardeşini koruyor. Biraz zaman ver. Zaman olsa vereceğim de. Teo tutturmuş abinle konuşacağım diye. Neymiş efendim? Gizli saklı işleri hiç sevmezmiş. Hayır ikimizi de yakacak haberi yok. Allah ne acısı varmış ya. Yangından mal kaçırırmış gibi. Bak o işler öyle olmaz. Yavaş yavaş söyleye söyleye alıştırmamız lazım. Hiç mi anlamıyor bu işlerden ya? Dinlemiyor ki insanı. Dinlet o zaman gülüm. Dinlet. Bak 2 günde olacak iş değil. Kıyamet kopar benden söylemesi. Hadi çayları içeri götür. Kendini toparla. Devam. Evet. Oh şöyle. Çaylarla birlikte böyle güzel hep birlikte çay keyfi yapalım değil mi? E ne demişler? Anca beraber, kanca beraber canım. Bir elin nesi var? 2 elin sesi var. Ay. Değil mi abi? Birlik ve beraberlik gerektiren böyle bir günde hep birlikte çay içiyor olmamız ne kadar güzel, ne kadar tatlı değil mi? Değil
değil mi abicim? Barbaros. Ben seni kardeşini seviyorum abi. Ay yandım. Ay. Oh, yandım tabii ben değil mi? Yandım. Şimdi ben ortalığı yakacağım olacak. Yürek yedin herhalde de. Evet, tabii. Ne diyorsun diyorsan? İznin olursa biz beraber izliyorum Barbaros. Ne izni ya ufacık kızla? Küçük benim kardeşim daha. Küçük olan benim Barba abi. Gül abla kocaman. Ah, gelinlik çağı geldi de geçiyor bile. Oğlum o küçükse Arzu da küçük yani. Aralarında kaç yaş var ki? Aynı şey Metin abi ya. Nesi başkaymış? Sen bizim kızımızı istemeye geliyorsun ama. Teo düzgün, edepli bir çocuk. Her zor anımızda yanımızda. Belliymiş işte niye yanımızda olduğu. Ben zaten bir çıtır kıllanmıştım bundan da. Ha işte ortaya çıktı şimdi gördük. Tamam işte oğlum. Adam gibi gelip söyledi yani. Sen bana söylediğinde ben böyle mi yaptım? Ya aynı şey Metin abi ya. Bu takıldı herhalde. Neyi başka? Ya kızım ben seni 20 sene bekledim ya. Neşe anne nasıl süründürdü beni ya? Teo efendi de sürünsün bir 20 yıl da. Bakalım bakalım ondan sonra ne olacakmış. Ne yapıyorsun kız? Abi ben Teo'yu seviyorum. Şuna bak ya bir de gözümün içine baka baka Teo'yu se... Kızım sen ne yapıyorsun? Manyak mısın? Kafayı mı yedin? Kızım. Sen dur niye kaçacağız? Konuşuyoruz adamla ya. Tamam oğlum. Aşkım, sen adamlığını bak. Yaptın. Kaç. Yürü, yürü. Bakma, koş, koş hadi, koş. Ya, nereye kaçıyorsun? Koş, hayır! Ya, nereye kaçıyorsun? Ya, bir sakin ol ya, bir sakin otur. Ya Metin abi böyle şey mi olur? Otur oğlum ya, Allah Allah. Bir sakin ol. Ya Teo diye işin mi olur Metin abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah ya. Otur, tamam otur. Abi gözünü seveyim ya. Otur, iki dakika konuşalım. Ondan sonra ne yapacaksan yap ya. Ne yapıyorsun Aslı? Şimdi sizin ortamınızdan çıktık ya, benimkine girdik. Ben de dedim ki, avukat beye bir yol yordam öğreteyim. İyi, öğret bakalım. Kural bir, hiçbir taksinin arkasına o kadar yanaşıp selektör yapmayın. Ben yine de şansımı denemek istiyorum. Kural 2. Şehir içi trafikte hava basmaya kalkma, ışıklara yakalanırsın. Hayırdır da aslanı? Sen bir kabına sığamaz oldun. Ben hep böyleydim de. Kendimi kaba sokmaya çalışınca bir tuhafladım. Öyle mi? O zaman dağ aslanını bir gün kendi ortamında görmek isterim. Yalnız dağ aslanları kendi ortamında tehlikeli olabilir. Yani köşeye sıkıştığını hissederse pati falan atabilir. Şimdi sen böyle deyince... Gözümde kendini aslan zanneden bir kedi yavrusu canlandı. Öf, iki karizma yapalım dedik, yine yavru kediye bağladık. Ya ben sana ne dedim? Ne dedim? Konuşma demedim mi? Daha erken demedim mi? Sanki ben sana git adama böyle diye söyle dedim. Yok iyi oldu iyi. Sana kalsa daha 20 senemiz varmış bak. Ha ben ne yapacağım şimdi ya? Didik didik edecek beni. Tamam sen git bu gece aslarda kal. O da bir sakinleşsin, otursun, düşünsün. Yarın konuşuruz gibi. Bana konuşmak deme artık bak. Gerçekten deme, şiştim. Tamam konuşmayız ya, gel. Gel, gel. Sen benim elimi tuttuktan sonra biz her şeyi çözeriz. Gel.
Gelmiyor musun? Eşyalarımı toplayıp geleyim hemen. Yapabilirsin. Nedir ki? Alt tarafı bir ev. Herhangi bir ev. Anıların yok. Hayallerin yok. Sıradan, anlamsız, eski patronuna ait bir ev. Ne olur gel. Biliyorum bencillik ettiğim ama son bir kez bu evde göreyim seni. Son olduğunu bilerek bir kez daha oturalım birlikte. Hiç gitmeyecekmişsin gibi yapalım. Gitmeyecekmişsin gibi. Son olduğunu bilmiyormuşsun gibi. Komik şeyler düşün. İlayda'nın çıplak ayaklarını düşün. Çay hazırlayayım sana. Sen çay içersin. Yok. Yok, su yeter. Su alırım ben. Yok yok, olmaz. Hem bir şeyler de hazırlayacağım, atıştırırsın. Yardım edeyim o zaman. Hayır. Bu sefer ben hazırlayacağım. Bir davaya hazırlanırken savaşa hazırlanıyor gibi düşüneceksin daha aslanı. İlk bilmen gereken şey karşı tarafın en zayıf noktası. Kendi en güçlü noktan. Bunları bilmeden doğru bir strateji kuramazsın. Al bakalım çayın. Beynin zayıf noktası dolandırıcılığı o zaman. Ondan nasıl yiyeceğiz? Yok, dolandırıcılığı değil. Almaya çalıştığı arsalar. Onları almak için çok fazla mücadele edecek. Bizim güçlü tarafımız da elimizdeki simitler o zaman. Onları veliye kaptırmamamız lazım. Simitler değil mi? Hı? Yok, iyi gidiyorsun, devam et. Yani bu arsaları veliye kaptırmazsak projesi sekteye uğrayacak. Aynen öyle. O yüzden Teo'dan gelecek bilgiler çok önemli. O bilgilerle birlikte veliyi sıkıştırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ben şu Emrah'ı mı arasam acaba? Belki ağzından laf alırım. Ne alakası var şimdi Emrah'la? Biz seninle kapatmadık mı o konuyu Aslı? Kapatmayalım işte. Yani belki konuşur benimle. Adamı seninle ne konuşacağı belli Aslı. Ta istemiyorum, konuşmasın seninle. Ya adama gıcık olmanın sırası mı şimdi? Belki işimize yarayacak. Sen de konuşacak yer arıyorsun ha. Yer mi arıyorum? Sizin ne dediğinizin farkında mısınız? Ettiğiniz lafa bakın ya. Tamam, konuşma. İstemiyorum. Tamam. Elime bir de liste verin o zaman. Ne yapacağım, ne yapmayacağım, kimle konuşacağım, konuşmayacağım söyleyin de yapmayayım o zaman. Liste belli belli. En başında da Emrah'la konuşma yazıyor. Siz böyle yaptıkça inadına konuşasın geliyor. Ya inat edecek şey var, inat edilmeyecek şey var. İyi bir adam değil o. Ha, iyi adamsa konuşabilirim yani, öyle mi? İyi adam, kötü adam. Tamam, konuşmuyorsun kimseyle. Ben de sizi dinlemiyorum. Hatta şu an arıyorum. Ya
Ya ne yapıyorsunuz? Verin telefonumu. Ya. 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 Bana öyle bakma. Anlayacaklar. Alo. Aslı nasılsın? İkimize Alo. Karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bana öyle yaklaşma. Bana öyle dokunma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bana öyle bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Anlat bakalım Emrah. Mahalleli ne yapıyor? Nakliyeci çağırmaya başladılar mı? Durum daha Veli Bey. Bunlar da kadırgalı sonuçta. Öyle iki güne kaçmazlar hemen. Vaktimiz yok Emrah. Vaktimiz yok. Bir an evvel Servi gibi gökdelenleri oraya dikmemiz lazım ya. Bak Nuriye ne güzel çalışıyor. Akşama paraları yıkayacak, tertemiz edecek. Şimdi bu avukat taktı bu işe. Açıkçası ben diyorum ki biz hiç uğraşmasak projeyi başka bir yerim taşısak acaba? Ben Veli Güldür'e bir avukattan korktu dedirteceğim ha. Kınadım seni Emrah. Bir de Emrah çıktı başımıza ya. Koltukmuş, kolçakmış. Gördüm koltuğu. Sen ne almaya çalışıyorsun adamın elinden telefonu? Ya bırak alsın Allah Allah. Ben bir tanık manık bir şey bulayım o zaman, sonra haberleşiriz. Ben de ifadelere bakayım. Belki bir şey çıkar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sıvıyorsun Aslı, aferin. Hadi kızım git. Cahide Hanım Hakan'la ilgili konuşacak. Ne konuşacak acaba? Bilmiyorum Sıtıka. Çok gerginim zaten. Neden gerginsiniz İlayda Hanım? Gerileceğiniz bir şey mi yaptınız? Bana bak Sıtıka. Sabahtan beri tıs tıs konuşuyorsun. Bu avanakta gönlün var senin belli ki.
Ama benim kim olduğumu şaşırma. Şu sırrı bir öğreneyim, sonra ne yaparsan yap o çocukla. İlaydacığım, kusura bakma, beklettim seni. Ay hiç önemli değil de ben çok merak ettim yani Hakan'la ilgili ne konuşacağız. Ben de çok merak ediyorum. Neyi? Hakan'ın hayatında biri var. Baş başa yemek yemeler, böyle beni evden yollamalar, yollarına çiçekler sermeler falan. Çünkü daha önce de hayatında birileri oldu ama hiç bu kapıdan içeri sokmadı. Bence bu sefer durum ciddi. Oh, maşallah. Ne maşallah canım. Hem kimdir, nedir biliyor musunuz Cahide Hanım? Hayır, ben de onu diyorum işte. Bana anlatmıyor. Şimdi sen onun patronu sayılırsın, tamam mı? Belki sana anlatır diyorum. Şöyle usulüyle bir sorsan. Yok, yok. Bence bu böyle gelip geçici bir heves. Eğer öyle olsaydı ofise getirirdi. Ay, ofisten biri mi acaba? Yok, hiç sanmıyorum. Çünkü eğer ofisten biri olsaydı ben bilirdim. Bence hiç ciddiye alınacak bir durum değil bu. Ben gayet ciddiyim. Aa, Hakan, çok hoş olmuşsun. Ciddi olduğum belli. Evet teyze. Peki oğlum, madem bu kadar ciddisin, niye söylemiyorsun şu kızın adını? Çünkü kararı ben ona bırakıyorum. Heh, en güzeli. Çok iyi düşünmüşsün Hakan'cığım. Cahide Hanım bence çok iyi düşünmüş Hakan, öyle değil mi? Yani centilmen bir erkek de zaten böyle yapmalıydı. Neyse, ben sizi bölmeyeyim o zaman. Yemekte görüşürüz. Tamam canım. Ben de bir lavaboya gideyim. Değiştiriyorum. Bana bak Hakan. Teyzene bir kız vardı ama bitti diyeceksin, şüphesini gidereceksin. Eğer beni öğrenirse seni çok kötü yaparım. Peki, tamam. Öyle olsun. Sen neden öyle hemen kabul ettin? Sen kendini öyle rahat hissedeceksen öyle de. Sorun yok. Ağzından benle ilgili hiçbir şey kaçırmayacaksın. Tamam, kaçırmam. Peki, ben seni yarın akşam kaçta alayım? Sen bana sırrını söylemediğin sürece bir daha görüşmemiz çok zor. Tamam o zaman. Sen bana bir an önce randevu ver ki hemen sırrımı öyle. Neyse, sen üstüne bir şeyler giy.